izleyiciler, konsepte ne zaman bir naftalin esansı olsa, o nostalji mi? Varsa alırım bir dal hevesini her fırsatta gözler önüne seren retro namından mütevellit bu gecenin iddialı performanslarından birinde sıra. 90'lara götürecek bizi Gülşah Yılmaz podyumda. Pazar sineması tercihi bir şarkı. Hatırlarsınız ben okuldan geliyor, hani hafta sonu ödev yapardım ki erkenden hemen o yabancı filmi izleyeyim diye. Tabii. Yani bu şarkı öyledir. Hep ne zaman mısır mısın? Yani popcorn'la kesin annem izin vermez ödevler bitti mi derdi. Öğrendiğimiz yıllar evet. Ben şimdi bu yalan rüzgarların dönemi, Cesur ve Güzel'in dönemi. Ben bir aktristim. Bir kontrat imzalamaya gidiyorum film şirketine. Yalan rüzgarını oynayacağım. Ashley Abbott. Buyurun. Nihal? Ben seni beğendim. Güzel görünüyorsun ama bence yetersiz. Yani yetersiz duruyorsun ki sen bu konuda bizden daha bilgilisin. Çünkü o dönemleri yaşadın. Bilgili demeyelim, meraklıyım gibi. Hani 80'ler aslında çok eğlenceli. Yapmak isterdim de ben geçen sene yaptım. Hani hiç yapmadığım bir şeyleri yapmayı sevdiğim için. Hani 90'lar hiç aklımda yoktu. 90'lar yapayım dedim. Bir de her zaman bir de moda programıyız. Kemal Bey de diyordu ya hani sonuçta bir moda programı. Hani giyilecek kıyafetler. Ama ben içeride de dinlediğimde sen herkesin kıyafetiyle ilgili gayet yorum yapabiliyordun. Şarkıları, i̇şte, klipleri, bildiğin, ama sen de sorabiliyorsun bile, bana. Hayır, defileleri bile hatırlıyorsun. Evet, meraklıyım. Hani bunu ben yapabilirim, atıyorum o yapabilir de senden yapsaydın daha üst ya. Bir şey beklerdim. Ya üst derken nedir? Mesela o da bana göre 80'lerin şık olmak daha zor. Rüküşü daha kolay. Bence daha zor yapmış. Hani içeride konuştuğumuz. Bana göre de döpiyes dönemi gibi yani geliyor. Yani daha döpiyes, böyle şenlikli, şovsal işte bir şeyler olabilirdi. Hani bizim daha az risk almamız doğal. Çünkü ben o senelerden hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya ben de o dönemlerde 5-6 yaşındaydım. Hani 90'lar dediğinde. 90'larda ben 4 yaşına oluyor, kadar yaşadığıma göre senin 6 yaş yaşaman demek aramızda 2 yaş farkı olduğunu gösterir. Bu da benim matematiğime uymuyor Gülşah. Sen 12 şarkıları yaş büyüğüm herkes duysun. Ne? 12 yaş büyüğüm herkes duysun. 12 yaş büyük. Senden 12 yaş büyüğüm. Herkes duysun diyorum. Hayır, ondan bahsetmiyorum. Demek istediğim senin bu konuda daha bilgili olduğunda ama... Bilgili değil, meraklı diyelim. Siz 30'lu jenerasyon sürekli mevzuyu oraya çekiyorsun. Sonra da ben yaş konuşuyor oluyorum. Yani şık olmak ile o yılları eğlenceli yapmak, holipop mu çevirseydim, teyip mi alsaydım? Demek istediğim bu mu? Ya o bile daha iyi olabilirdi. Yapsaydın Nihal'cim, sen ya de daha gençsin, daha genç bir şey tarih yapsaydın. Hayır, ben tert giyebilirdim ama o bana daha basit geldi. Anladın yani mı? İnan... Üşünden daha zor, binlerce kıyafet deniyorsun, dikli bakıyorsun, ayakkabıyı bulmak çok zor, ufacık topuğuna takılıyorum. Gülşah biz de yaşıyoruz. Tamam bunu. Genel konuşuyorum, yaşıyoruz diyorum. Kaç bin tane kıyafet denemişizdir hepimiz. Ya ben arama motorundan gördüğüm göre... kadarıyla biliyorum, senin içerideki bilgilerini duyduğum bak, için şaşırıyorum. Ona göre notumu hani, alacağım, oturacağım kolaya, sen de ona. Tamam sana göre kolay mı kaçtım, bana göre de kaçmadım. Bu kadar. Ayşegül. Biz cuma şıklığı yaptığımızda bunu giysen gerçekten çok beğenirdim. Cuma şıklığında. Yani değişik bir şey gelirdi bana cuma şıklığında böyle bir şey giymen. Ama şimdi yani 80'ler hani renk kullansaydın keşke 90'lar. Gülşah. 90'lar. Tamam 80'ler ya da 90'lar ikisinden bile 90'larda renk yok değil bana göre. 90'ların başı olabilirdin. Ya hiç renk peki, yok. Peki bir şey soracağım merakımdan. Ben seni çok beğendim ayrı baktığımda görüyorum. 90'larda insanlar... hep böyle miydi? Yani topuz yapan, döpiyes giyen, hani şık kadınlar da vardı bu çizgili çoraplarını. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemem. Ama ben böyle kadınları da hatırlıyorum. Tırnakları uzun, zengin, hani kötü kadınlarımız filmlerde dizilerimizin patladığı dönemler. Ya var yani ama böyle şu insanlar an... da vardı. Ben de ona göre puanımı alacağım aşağıya. Var ama şu an... ben 80'ler göre... yaptım ve başarılı oldum geçen yani sene. Yani başarılı oldun diye 90'larda klasik bir döpiyes giymeni olabilir, ben de ona göre puanımı alırım Ayşegül. Yani tabii ama hani bu da bir şey değil ama ona göre puanımı alırım. Ama ben demek de ki ben de ki, ona göre hani bana biraz göre basit Özden'e değil. Özden'e söyledik ama mesela Özden'de yanıldık. Ama sana baktığımda net ve şık duruyorsun. Cuma şıklığına giysen çok farklı. 90'larda da belki oluruz. Şık vardır. Ben seni şık görmek ve tek sade böyle uyum için
içinde görmek istemezdim. Hani zaten Gülşah retro ya, işte Avantgarde'da da 10.000 TL kazandı ya, bunda da uçsa isterdim. Ne bileyim, sen normalde yırtık kot, yırtık jean falan giyiyorsun. Hani onlarla bile bir şey yapabilirdin. Şu an bana ama çok klasik geldi. Dans etmen gerekmiyor ki. Kimse dans, yani öyle bir şey de kotta dans etmiyor zaten. Döpiyesle çıkmak istedim. Hani o zamana damga olmuş. O zaman şöyle, tamam, çok kısa ve net. Bana çok sade, klasik ve uyum içinde geldi. Ben de onu yapmak istedim. Teşekkür ederim. Ben beğenmedim yani. Hani bu konsepte çok sade kaldığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Hoş geldin Gülşah. Hoş bulduk Kemal Bey. 90'lar mısın? Evet. 90'lar zaten artık 80'lerin o abartısının yavaş yavaş sakinleştiği, hatta sonuna doğru tamamen kaybettiği yıllar. Etek boyuna gelince gençler mini giyiyorlardı. Mini etekli tayörler çok modaydı, ben de hatırlıyorum. Seninki evet olabilir, kötü değil. O çorap tercihin güzel, ayakkabılar, ayakkabın, çantan. Ama sanki geçen hafta ben çok abarttınız dedim diye bu hafta da hepiniz korkmuşsunuz gibi geliyor bana. Abartmanız gereken yerde abartmamışsınız hiçbiriniz. 80'ler her türlü şeyi kaldırır, 90'lar da. Yanlış anlıyorsunuz bazı şeyleri. Geçen hafta çok abartmıştınız. Bu hafta da çok sıkıcısınız hepiniz. Şu arayı bir tutturamadınız. Ben bile payet boncuk giydim ki hiç giymem bilirsiniz. Yani uyuyayım dedim o döneme. Ama kötü görünmüyorsun. Sadece belki brokar bir kumaş olsaydı o zaman çok modaydı desenli. Daha iyi olurdu. 7 veriyorum. Evet Gülşah, hoş geldin. Hoş bulduk. Renk, tarzın ve kullandığın çizgili çorapların ayakkabıyla kadar ben çok beğendim. 90'lar olduğunu düşünüyorum. Çanta da 90'lar değil. Belin zaten biraz daha aşağıda olmalı. Sen diktirdin mi bu kostümü? Tadilat yaptıramıyordum, sadece bu kadar. Kiraladım ama dikilmiş, özel dikilmiş bir şey kiraladım. Yani senin bedenin göre değil bu seçtiğin şey. Küçük kaldı sana. Vatkalı birazcık daha abartılı olmalı. Yani biraz da dik olmalı. Ve yani taktığın takıları uymamış. Yani o spor takıları daha yapabilirsin. Yani kostümde uygun takıları takabilirdin. Çok spor kalmış o metal küpeler. Yani taş bile kullanabilirdin. Anladın mı? İyisin, kötü değilsin. Ama üzerindeki yani emanet gibi duruyor. Hakikaten yani senin beden bu değil. 7. Şimdi Gülşah, hoş görünüyorsun, zarif görünüyorsun. Sen zaten bir kıyafeti yine çok iyi taşıyanlardansın. Ben şuraya takılıyorum. Hepinizin belirli bir yaşı var. Giydiğiniz kıyafetleri, demin oradan birisi söyledi, döpiyes de giyseniz yaşınıza uygun giymeniz gerektiğine inanıyorum. Sen burada karşımda yaşının 10 kat üstünde biri olarak görünüyorsun. Mesela şeyi çok beğendim. Tam 90'lar dönemi çorapların arkasındaki dikişler. Çantayı Ivan'a söyledik, konuşmayacağım. Bu kıyafet üstüne değil, o da onu da konuşmayayım. Bu kıyafet günümüzde de var. Saçlarını ben... Yani 90'lara çok uygun bulmuyorum. Demin aynı şeyi Çiğdem'e de laf etmiştim zaten. Ayakkabın, çorapların tamam. Bir de bu kıyafetin takıları... 90'ların takıları değil. Kötü müsün? Hayır. Zarif misin? Zarifsin. Her zamanki gibi. Teşekkür ederim. 8. Teşekkür ederim. Biraz retro gibi geldin ya. Bu tırnaklar. Yani İlk kez tırnak taktım hayatımda. Hayır, o topuzluğun.
O kare küpeler ama o küpeler 90'larda da vardı. Çantan kiraladın mı? Gerek yoktu ki bunu kiralamaya. Tamamen bir retro yani çanta. Değil mi? Ya çocuklar 80'ler ve 90 arası özellikle 80'den 90'a kadar payet var yani. Müthiş bir payet var. Rengarenk payetler var. Ayol bakar mısınız halinize? İçimi uyuttunuz. Yemin ederim yani bir pırıltı Çiğdem'de var. Bir pırıltı Ayşenur'da var. Geri kalan ölmüşsünüz. Ezgi'de de biraz işte yine de bir neon görünüyor ya. Nerede o neonlar? Nerede o payetler? Nerede o otrişler? Bilmem neler yani. Horozlar. Hiçbir şey yok. Neden böyle geldiniz? Bugün inanamıyorum. Farkında mısınız? Bende bir durgunluk var. Çok frapan kaldım yanınızda. Keşke bu çiçeği de takmasaydım. Bu deri otları da takmasaydım. Neler hazırladım kendime. İyi ki takmışsın hayatım yoksa. Aa, neler baksanıza. Rahmetli annemin yüzüğüne küpesine kadar taktım yani. Sana vereceğim 10 bin liralık çeki. Ay bana verin vallahi. Bak bir de bunu takayım. Buyurun 80'ler işte. Hay Allah. Kötü değilsin yani. Kötü değilsin de daha çılgın gelebilirdin. 80'ler olurdun yani. Neler yapardın? Teşekkür ederim. Bir bakış baktın. Kalbimi yaktın. Çıkalım seninle Bağdat yoluna. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bir bakış baktın, kalbimi yaktın. Aşkın kemendi, boynuma taktın. Bahçede gülüm, kapında kırın. Olmayan ağzıyım sevgilim senin. Nur, Sevim Tuna. Allah, kadar, rahmet, Allah rahmet eylesin. Efsane güzel, bir kadın. Ne güzel Allah söyler. Eylesin. Nurlarda yatsın Sevim Amin. Tuna. Amin. Sevgili izleyiciler devam ediyoruz. Edeyim mi? Aa, güzel bir hava yakaladık ama bir başka evet, bir şarkı yani, daha ister miyiz? Kapattılar diyorum. 80'lerse 80'ler. Ben böyle bak. Ama şöyle bir izledim ve o şarkıyı söylerken. Nasıl bir Eda, nasıl bir işve yani. Ben? Evet. Sen kadınsan biz neyiz Nurella? Baksana yavrum. Sıra sıra, dizi sıra dizi. Sıra. Dizi dizi, dizi dizi. Kuzu kuzu. Dizi dizi. Sana da maşallah yani, pardon. Öykücüğüm. Ne gibi? E harikasın sen ben de mi? Şimdi tabii. Pardon. O her zaman harika. Alternatifin yok. Yok. Ay yok. Teşekkür ederim. Yavaş. Ler yaş. Ses kes diye bağlayıp oradan. Ama bu nasıl ama ben? Yavaş. Nefis. Sevgili izleyiciler, 10 bin lira yarışında performansları hız kesmek sizin devam. Ancak şunun şurasında gecenin dakikalar sonra gecenin sonunda bir veda anı yaşanacak All Star'da. Kaçarı yok. Emel mi Nazlı mı? İkisinden biri veda edecek bu yarışa. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi yine konseptin zorlaması muhtemel küçüklerimizden birinde sıra. Ayşenur Balcı podyumda.